Merhaba arkadaşlar, model yerleşim kısmına devam ediyoruz. Perde ekledim bir tane tablo ekledim buraya arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz modelin tablosunu ekledim oraya. Şurada bir koltuğumuz var, bakın koltuk güzel duruyor. Şurada bir şal var, şunları alalım. Şu koltuğumuz arkadaşlar, bunlar sana parça parça çizilmiş. Şöyle buradan alarak bunu bir dışarı çıkartalım, bakalım nasıl görünecek, parça eksiği var mı? Modellerin bazıları eksikli, bakın görüyor musunuz? Burada şu kısımlar böyle tamamıyla şey çizilmiş. Bunu yukarıdan aşağı doğru şu şekilde bir çizim yaparak, şöyle seçim yaparak seçmemiz gerekiyor. Yoksa seçimin dışında kalıyor bunlar. Bakın gördüğünüz gibi. O zaman şöyle yapacağız. Bunları seçmek için ilk önce şunlara bir height diyelim arkadaşlar. Şunlara bir height diyelim. Şunlara komple bir height diyelim. Şöyle. Çünkü seçim kısmında sorun çıkartacak. Height diyorum. Sanki bunlar beraber mi? Şunu height dediğimde evet beraber çizilmiş. Şunu silelim. Şunları da silelim. Daha güzel spotlar var çünkü. Bu dosya taşıma ve yerleştirme işimi biraz zahmetli arkadaşlar. Yavaş çalışır çünkü. SketchUp'ın böyle bir şeyi var. Dosya taşıma kısmında, kopyala yapıştır kısmında biraz problemleri var ama biraz daha hızlı bir şeklini göstereceğim ben. O zaman daha hızlı ve randımanlı ve SketchUp kapanmadan bu işlemi yapacaksınız. Bakın şu an bile bir dosyayı silme ve dışarı çıkarma konusunda bayağı bir eforlu bir program olduğunu söylemek isterim. Bakın bir kısmını silmiş zaten. Tekrar yani bir işlem yaptığınızda teker teker başa almanız gerekiyor. Böyle bir durum var. Şöyle şunları silelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şu koltuğu şu şekilde alıp Make Component dediğinizde arkadaşlar koltuk diyelim. Bakın koltuk dedim. Burada bir önemli ayrıntı var. Mesela bunu Make Component haline getirince sağa tıklayıp Save As demem yeterli arkadaşlar. Save As dedikten sonra bunu belgelerimin altına veya herhangi bir yere koltuk olarak kaydediyor ve işte SketchUp 8 olarak kaydettiğinizde istediğiniz SketchUp versiyonunda bunu artık çağırabilirsiniz içeriye. Bu kaydolduktan sonra arkadaşlar direkt sahneye yapıştırabiliyorsunuz. Bakın gidelim sahnemize. Hızlı bir çağırma stili oluyor. File'dan import diyerek şuradan koltuk import diyerek çağırabiliyorsunuz. Bu setle beraber arkadaşlar, eğitim setle beraber ben size birkaç tane sahne bırakacağım. Bu indirme kısmında hazır sahneleri indireceğim. Vereceğim size. O sahneleri içerisinden de bu şekilde modelleri aktarabilirsiniz ve sahnelerinizi kurabilirsiniz. Benimle beraber yaparsanız zaten randımanlı bir şekilde bu işi öğrenirsiniz. Bizim amacımız burada render motorlarında yani Enscape'de, TV Motion'da, D5'te kaliteli render almak. İlk başta D5'te başlayacağız. Enscape ve TV Motion olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada şöyle geldiğimizde görüyorsunuz neredeyse bizim birebir çalışmamızla neredeyse uyumlu bir model haline gelmiş bu. Şimdi burada biz halı vardı. Halıyı da alalım arkadaşlar. Edit. Unhide all diyorum. Şuradan bunu hide diyorum. Şunu bir silelim arkadaşlar. Bununla işimiz yok. Şunu da siliyorum. Bakın burada böyle bazen SketchUp modelleri parça parça geliyor. Bu parça parçalar da bizi biraz uğraştırıyor arkadaşlar açıkçası. Sevdiğiniz modeller varsa bunları işte alabilirsiniz buradan. Kaplamaları da alabilirsiniz. Kaplama almak için şu yüzeyi göndermeniz, yani kopyala yapıştır yapmanız yeterli. Bunu götürdüğünüzde sayfaya modelle birlikte geleceği için artık kopyala yapıştırda sorunlu olmaz. Evet. Şu an bir kaydetsin bakalım. Modelleri seçmek, parça parça olan modelleri seçmek için biraz bunu, bakın bu da şuradaki kısmı silmek yeterli. Şuralar parça parça çizilmiş. Şurada halının şurasında bir kıvışıklık var arkadaşlar. Bu hareket verir. Doğallık olduğunu gösterir. Şu kısmı aldığımızda bizim işimizi görecektir bu model. Evet. Şimdi bunu da taşıyalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu taşıma işlemleri biraz problemli. Yani problem dediğim olay şu. Hani kopyala yapıştır yönteminde biraz sabretmeniz gerekiyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Öyle bir durum var. Mesela kontrolle şunu seçtim ve şunları da seçtim arkadaşlar. Şunu seçimden çıkartalım. Şunu Make Component diyorum. Component 2 olarak kalsın, fark etmez. Zaten buradaki amacımız kaliteli modelleri seçerek ilerlemek arkadaşlar. Amacımız, bakın, normalde Ctrl C, Ctrl V yaparsanız daha çok beklersiniz. Ama normalde bu şekilde daha hızlı ve daha randımanlı oluyor. Hatta Ctrl C ve Ctrl V'de şey olabiliyor arkadaşlar. Kapanma ihtimali olabiliyor. Henüz daha hala gelmemiş. Bakalım kaydetmiş mi? Evet, şimdi kaydetmiş sanırım. Tekrar bakalım. File'dan import diyorum. Niye gelmemiş? Belgelerin altında. Bunu biz component olarak kaydetmiştik. Ha, buraya gelmemiş. İlginç. Bir daha bakalım nereye gelmiş. File'dan seves diyorum. Komponent 2. Buna bir şey diyelim arkadaşlar. Ha, tabii versiyon farklılığından dolayı öyle. Komponent 2 olarak kaydedelim bunu. Tekrar çalışmaya gidiyorum. File'dan import. Tabii burada bir yapacağımız bir ayar var, onu göstereceğim arkadaşlar. Komponent. Nerede bu? Komponent 2. Evet, şu. Kaydetsin. Bazen böyle takılmalar olabiliyor. Bu stylist kısmından bazı edge'leri kapatmak gerekiyor arkadaşlar. O da bir kasılmasına neden oluyor SketchUp'ın. Şöyle gelsin bakalım şu ve tabloyu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi bir tablo koyabilirsiniz. Aksesuarları değiştirebilirsiniz. Zaten benimkinin aynısını yapmanız zorunda değilsiniz. Kullanıcıların yapmış olduğu bir hata var arkadaşlar. Herkes mesela bir render işleminde hemen o modeli istiyor. Hani sizin çalıştığınız modeli alabilir miyiz diye. Aslında hatalı bir yöntem. Çünkü aynısını birebir yapmaktansa kendi tasarımınız üzerinden gitmek daha mantıklıdır her zaman. Çünkü o şekilde öğrenirsiniz. Yani birinin göstermiş olduğu modelin üzerinden gitmek çok randımanlı bir olay değil arkadaşlar. Onu söylemek isterim. Yani öğrenme konusunda böyle bir hata var. Genelde farklı mecralarda yapılan bir işlem bu. Ben o öğrenme sisteminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten yanlış arkadaşlar. Profesyonel bir öğrenme sistemi değil. Normal öğrenme sisteminde sizin kendinize göre bir sistem belirleyip onun üzerine gitmeniz gerekiyor. Şuradaki stylist kısmından, edit kısmından geldiğinizde şu profille dashes kısmını kaldırdığınızda arkadaşlar, bakın, artık daha randımanlı ve daha hızlı olduğunu söylemek isterim modelin. Bunu da alıp şöyle şuraya bırakalım. Şöyle bırakalım arkadaşlar. Tabii şuraya TV dolabı geleceği için şunun şuraya gelmesi lazım. O yüzden bunu da alacağız. Move komutuyla şöyle alalım. Şuraya bırakalım arkadaşlar. Orada kalsın. Bu hem yemek için hem de bir eşya ve koymak için ideal bir sehpa olmuş. Biraz da bizim Anadolu sehpalarını andırıyor. Sinirlerini andırıyor arkadaşlar. Şuraya TV kısmı gelecek. TV kısmı içinde teker teker tabi hepsini göstermeye gerek yok arkadaşlar. Şu kısım, şu kısmı alacağım ben oraya. Yani şuradaki kısmı alacağım. Şu kısmı götüreceğim oraya. Kopyala yapıştır yapacağım. Çok fazla dediğim gibi zamanınızı almaya gerek yok. Buradaki kısımları alabiliriz. Arka taraf için şöyle bir tasarım yapabiliriz. İsterseniz kendiniz de tasarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam eden bir süreç olacak. Ben sadece bir kısmını gösterdim. Diğer kısımları da zaten sizlere hazır sahne vereceğim için onların içerisinden siz alıp oraya ekleyeceksiniz. Başka hiçbir sorun yok. Dediğim gibi model ekleme kısmı bu şekilde. Benim bir sonraki derste arkadaşlar modellerin eklenmiş halini göreceksiniz. Ben buraya zaten bir mutfak kısmını ekleyeceğim. Perde kısmı için şöyle yapalım bir. Perdeyi tekrar yan tarafa kopyalamayacağım. Kaplama işi bittikten sonra yapacağım arkadaşlar. Kaplama işini yaptıktan sonra oraya taşıyacağız perdeyi. Yine kapattığımda şuradaki kısımları ben oval hale getirdim arkadaşlar. Daha soft hale getirdim gördüğünüz gibi. Şuradan bir sarkıt lambayla aşağı vereceğiz. Şuraya bir led yapacağız. İçeriye led yapacağız. Led kısmı basit. Yani yapacağınız işlem şu arkadaşlar. Şu kısımlara bakın şöyle offset diyerek, bakın şöyle şu kısımdan mesela şurayı bir şekilde yapıp şu kısma, yani şu kısma led döşeyebilirsiniz. Yani şu kısmının rengini değiştirebilirsiniz. Hani led döşeme derken zaten şuradan kaplama kısmına geldiğinizde herhangi bir renk atadığınızda oraya, yani sarı veya farklı bir renk atadığınızda zaten onu tekrar ışık kaynağı olarak yapacağız. Hangi render motoru olursa olsun fark etmez. Mesela şunu aldığınızda, şuraya attığınızda artık bu burada ışık kaynağı olacak, kalacaktır. İsterseniz burada yapabilirsiniz. Burada olması daha iyi. Şöyle baktığımızda, uzaktan baktığımızda orada bu ışık kaynağı olarak görünecek arkadaşlar. Aynı şekilde offset yaparız. Şöyle shift yaparız. Push pull yaparız arkadaşlar. Her tarafta onu yapabilirsiniz isterseniz şu şekilde. Bu işlemler aynı zamanda bize 3 boyutta şey de kazandırıyor arkadaşlar. Yani sadece şey olarak düşünmeyin. Yani tasarım olarak düşünmeyin. Işık kaynağı 3 boyuttaki render motorları için geçerli. Biz ne kadar çok fazla ışık kaynağı kullanırsak bizim için o kadar iyi olacaktır. Işık kaynaklarını dengeli kullanacağız. Yani çok böyle her tarafta ışık kaynağı kullanmayacağız. O önemli bir husus. Şuradan mesela şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda, şöyle bir açıyla aldığımızda arkadaşlar güzel bir render kısmı yakalayacağız burada. Şöyle yapalım. Şu kısımdan şöyle bir açıyla buradan bir render kısmı yakalayacağız. Tabi tavanı göstermek için biraz dikey render almamız lazım. Şuradan bir sarkıtla burayı daha da aydınlatabiliriz. Diğer sahnelerdeki aydınlatma elemanlarını buraya taşıyacağız arkadaşlar. İsterseniz hatta şuralara spot yapabiliriz. Bakın şuralara spotlar koyabiliriz. Daha geniş alanlarda. Şuraya tablonun üzerine 2 tane spot koyarız. Aşağı doğru tabloyu aydınlatmak için. Burada olmayabilir. TV standı var. Buralarda olabilir arkadaşlar. Bu şekilde, hatta şurada da yemek masasının üzerinde, yemek yenenin üzerinde şurada 2 tane ve 3 tane spot yaparak, hatta spotlar dizerek devam edebiliriz. Çok fazla abartmaya gerek yok spot konusunda. Bu şekilde modelleri detaylandırıp devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm böyleydi. Burada aslında modellerin nasıl getirmeniz konusunda ufak bilgiler verdim ben size. Dediğim gibi indirme bölümünden hazır sahnelerdeki açarak, hazır sahneleri açarak onlardaki modelleri buraya getirerek daha sahneyi zenginleştirip daha farklı tasarımlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.